Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizler takipçilerimizle bugün bir son dakika haberimizle karşı karşıyayız. Dün itibariyle federal hakimlerden bir tanesi DACA programının geleceği için çok önemli bir karar aldı. Ve bu kararla birlikte DAKA programı daha uygun olup maalesef yaşı daha önceden ufak olup şu an uygun olan kişiler yapamadıkları başvuruları artık görülen pazartesinden itibaren yapabilecekler. Şimdi öncelikle DAKA programının ne olduğunu kısaca sizler takipçilerimiz için açıklayalım. Obama yönetimi zamanında özellikle Amerika'ya küçük yaşta gelmiş fakat burada yasal durumu olmayan genç çocukların hem okumaları ve daha sonra meslek sahibi olmalarında engel oluşmaması için onlara 2 yıllık statü ve bu statü yanında da 2 yıllık çalışma izni imkanı sağlayan ve bunu da yenileme imkanı veren bir programdı. Ve bu sayede binlerce genç çocuk Amerika'da meslek sahibi olabildiler, eğitimlerini tamamlayabildiler ve dolayısıyla topluma faydalı hale gelebilmiş durumdalardı. Fakat Trump yönetimi geldiğinden beri bu DACA programını kaldırmak için elinden gelen bütün adımları atmaya çalıştılar ve özellikle 2017'den beri yeni başvuruları durdurmuşlardı ve dolayısıyla yeşi uygun hale gelmiş olan genç çocuklar maalesef yeni başvuru yapılamıyor diye başvurularını yapabiliyorlardı ve dünkü kararla beraber de federal hakim artık DACA programının Trump yönetimi öncesi olan program olarak tekrar devam etmesi gerektiğini ve Yeni başvurularında en kısa zamanda pazarse itibaren kabul edilmeye başlaması noktasında bir karar almış oldu. Federal hakim bu kararda dünkü kararda alırken de Trump yönetiminin şu anki Göçmenlik Dairesi bölümünü yürüten kişinin yasal olmayan adımlar attığını ve dolayısıyla aldığı kararların yasal olmadığını ve bunun içinde DACA programının eski haline dönmesi ve yeni başvurularda kabul edilmesi yönünde e, gerekçelendirerek karardı vermiş oldu. Ve dolayısıyla ilginç olan bir şey daha bu kararda. Göçmenlik dairesinin son dönemlerde mahkemelerin kararına rağmen herhangi bir uygulamada kendilerine göre hareket edip mahkeme kararını bile dikkate almayan adımlarından dolayı hakimin kararında özellikle Göçmenlik dairesinin pazartesinden başlamak üzere kendi bütün bültenlerini, yönetmeliğini web sitelerini güncellemek zorunda olduğu da belirtmiş durumda oldu. Şimdi biliyorsunuz DACA programı gerçekten e, Obama döneminde önemli olan ve Başkan Trump döneminde de kaldırılmak istendiği için gerçekten çok önemli noktaya gelmiş ve haber olmuş bir konu diyebiliriz. Ve şu an itibariyle artık 2017'den itibaren başvuru yapamayan gençler yaşları 2017 öncesi 15 yaşın altında olan ama şimdi 15 yaşın üstünde olmasına rağmen bu programa başvuramayan gençlerin artık pazartesinden itibaren bu başvuru yapabileceklerini görüyoruz. Tabi bekleyip göçmenlik dairesi nasıl hareket edeceğini görmekte fayda var ve ondan sonra da tabii ki bu genç arkadaşlar da başvurularını DACA programı için yapabilecekler. Allah'ın kararı diğer bir durumda Trump yönetiminin özellikle bu sene 2 yıl olan çalışma iznini de 1 yıla indirmişti ve bu çalışma izinlerinin de 2 yıla tekrar çevrilmesi yönünde karar aldığını mahkemenin görüyoruz. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı bir son dakika haberi olmuştur. Yeni gelişmeleri siz değerli takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Yapabileceğimiz bir şey olursa bize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler.